O benim biricik kızım, gözleri bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim, karımdan yadigar. Yanımdan ayırmam ölene kadar. Çıkarım var haline, haline. Hop, 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 hop. Hey, hey, hey. Yalnız kalınca köyde akşamları, aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim biricik babam, sözüdür kanun. Aklıma düşeni yaparım belki yarın. Ardısı yanar kendi derdine. O bilmez dünya dinli dengine. O ateşler düşer biricik gönlüne. Çıkarım var haline. Ağ kızı yanar kendi derdine. Ağ bilmez dünya dengi dengine. O ateşler düşer biricik gönlüne. Ağ sözümden çıkarım var haline. Haline. Yoğun alkış ve tezahüratlarınızla beni tekrar sahneye davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Şimdiki parçam... Ulan şunu indirin buradan. Hepinizin çok seveceğinizi... Gel bakalım. Ne oluyor? Ya, pek sayın ilkokul öğretmenimiz Nihat Bey'e vermiş olduğu nefis konsert için çok teşekkür ederiz. Esas'tan da Şanlıbağ olalı böyle bir eziyet çekmemiştir herhal. Ağalar, bacılar, şimdi sıra geldi hepimizin heyecanla beklediği ana. Yani bu seneki Bağbozumu güzelimizi açıklamaya. Efendim, jürimiz kararını verdi mi acaba? Ula sen ne desen bakayım? Hı? Tamamdır. Al bakayım lo. Vallahi heyecandan öleceğim şimdi. Ağalar, bacılar. Bu seneki Bağbozumu güzelimiz... Üst üste dördüncü kez aga kızımız pek sayın Biricik Hanım. Öyle sen şöyle bir dur bakayım. Öyle helal olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gel. Gel.
Her şeyden önce sayın jürimize çok teşekkür ederim. Bravo, çok yaşa. Ayrıca her yıl bu güzel şenliği düzenleyen muhtarımıza. Ben teşekkür ederim. İhtiyar heyetimize çok teşekkür ederim. Hop hop, buna oynama sırası bir yere gelmiştir. Benim adım Biricik. Ağa kızı Biricik. Bu da benim babam Osman Ağa. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz ağa. Babamın hayatta 3 sevdası vardır. Birincisi Biricik kızı Biricik. Yani bendeniz. İkincisi her yıl bağ bozumu zamanı bizim bağlardan topladığımız üzümleri. Ve son olarak da en az benim kadar biricik kuzusu Lesi. Zamanında babamın televizyonda en sevdiği dizi Lesi'ymiş de oradan seçmiş kuzusuna bu ismi. Aa, Lesi bize bir şey anlatmaya çalışıyor herhalde. Ulan nedir sen? Vay ulan gördün mü? Ayakkabıların bağı çözülmüştür. Ulan yürürken basıp düşmeyeyim diye Lesi beni de uyarıyor. Ulan aferin sana akıllı bedek. Ulan Nusret! Hadi çabuk bağlayın lan şu ayakkabıları. Ha, bir de Korhan Didem'le tanıştırayım sizi. Cepheden kafamı çıkartıp bir baktım ki 50 tane Koreli ninja bana doğru koşuyor. Sonra bir baktım, ana bende cephaneli kalmamış. Ulan Korhan dedim kendi kendime. Sen ki İngilizine, Yunanına, İtalyanına, Fransızına Sakarya Nehri'ni duvar etmiş bir oğlasın evladısın. Sen ki geyik avına çıktığında bile en az 2 tane krallık, 1 tane prenslik fethetmeden dönmeyen bir imparatorluğun torunusun. Şimdi burada 3-5 tane Koreli'den mi korkacaksın dedim. Şak çaktım süngüyü tüfengin ucuna, ola 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 diye bir saldırdım üstlerine. Onlar bana karate kungfu etmeden ben onlara 2 tane Osmanlı tokatıyla alayını seriverdim yere. İşte o nedenle bana Kore aslanı Korhan dirler. Bütün çekik gözlüler korkurlar benden. Yaşa Korhan dede. Korhan değil güzel kızım. Korhan 2 tane reyim. Korhan dede. Heh. Korhan Diden kurban olsun sana. Senin adın neydi bakalım? Badigül Korhan Dide. Aa, öyle mi? Müzik dinlemekten hoşlanır mısın Badigül? Hoşlanırım Korhan Dide. Ne tür müziklerden hoşlanırsın? Onun da hayatta 3 sevdası vardı. Genç kızlar, genç kızlar ve yine genç kızlar.
Doğduğum gün ağababam bir oğlu olacağından çok eminmiş. Hatta daha ben doğmadan adımı koymuş bile. Hele Mehmet geliyor baba, Mehmet geliyor. İnşallah oğlum, inşallah. İnşallah. Olur da kız olursa diye bir isim düşündün mü oğul? Ha düşünmüşüm. Melisa koyacağım. Ne? Hele baba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benim gibi bir ağanın hiç kızı olur mu? Yine de Allah'ın işi hiç belli olmaz. Allah beni bilir babey. Allah beni bilir. Ney? Hele baba. Gördün mü yaptığını? Bunu ben değil, sen yaptın oğul. Ulan şu ağzınla konuşursan, Allah'ın aklını çelirsen. Bana bak Osman, ağa mağa demem, alırım ayağımın altına seni. Ağam! Ağam kaybettik ağam! Deliş hatunu kaybettik ağam! Ama ağam aynı gitti. Gün, güzel anam gitti beni doğurup, sonra melek ağam olmaya karar verince... Babam için hayatta tutunabileceği tek dal olmuşum. Hele Zeliş Hatun. Neden bizi bırakıp gittin? Niye bizi yalnız koydun? Bundan gayrı hiç ayrılmayacaksın. Bundan gayrı sen benim yaşamak için biricik nedenim olacaksın. Bundan gayrı sen benim biricik kızım olacaksın. O zaman onun adı Biricik olsun oğul. He. Biricik. He. He doğru. Çok yakıştı. Onun adı Biricik olsun. Senin adın Biricik. Senin adın Biricik. Senin adın Biricik. İşte o günden sonra ağa babam benim için sadece bir baba değil, aynı zamanda da bir ana olmuş. Benim hiç arkadaşım olmadı biliyor musunuz? Tek oyun arkadaşım babamdı.
Ulan ne güzel tuttu maşallah. Efendim çok teşekkür edik. Bir elinize şey sağlık. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Hele bir poluma bak ha siz. Zahmet olacak. Sen de gelsene. Tut bakayım. Bu ne biçim şey ulan? He? Sen ne gülüyorsan, kızı şaşırtırsan şöyle çağıracaksın. Okul mu istesin? Baba kız sanki sonsuza kadar hiç ayrılmayacakmışız gibi geçivermişti yıllar. Ta ki bir gün benim okula başlama yaşım gelinceye kadar. Babam artık kızının büyümeye başladığı gerçeğini kabul edecek gibi değildi. Bu nedenle de ilk başta beni okula göndermek yerine okulu bana getirmeye kalkıştı. Hadi oku bakayım. Bak lo, biricik topu tut. La kurban olayım la oku şunu. La olayacak ne vardır? Hele kara tahtaya bir bak. Bak biricik, bak biricik. La biricik gözünü açasa. La aç gözünü bakayım. Şuraya bak bak, biricik topu tut. Puh Allah kahretsin. La ister tut, ister tutma lo. Ama o ne kadar inatçıysa ben iki katı inatçıydım. Koş hem koş koş koş. Bak burada ha, bak bak. Aha bak burada. Koş koş. Kızım ne işin var ağacın tepesinde? Çabuk aşağıya in. Ben okula gideceğim. İn diye. Bana ne bana ne. Ben okula gitmek istiyorum. Bırak geçsin okula. Karışma baba. Okula gitmeyeceğim. La in aşağı, düşüp yerini kıracaksan. Madem okula gidemeyeyim, düşüp kırayım daha iyi. Bak şimdi delilenme kızım, öleceksen. Okula gitmeyeceksem öleyim daha iyi. Yahu bırak geçsin okula. Karışma diyen baba, okula neyim gitmeyecek? Aha düşeyim. Abo. Ula. Bir. Yapma. Ula. İki. Abo. Tamam. Tamam gidiysen. Sonunda benim dediğim oldu tabii. Babamın son numarası beni bir köy okuluna yazdırmak oldu. Yılıp vazgeçerim bu sevdadan diye düşündü herhal.
yine de bu ilk ayrılığımız ağababam için hiç de kolay olmamıştı. Belki de en çok kendime yeni arkadaşlar edinip onu unutacağımdan korkuyordum. Ağam. Ben rahat okuyayım diye köye yepyeni bir ilkokul yaptırmıştı. Ve 5 yıl göz açıp kapayana kadar geçmiş, ben ilkokuldan yıldızlı pekiyle mezun olmayı başarmıştım. 264 Yılmaz Karaman. Aferin. Başarılarının devamını dilerim. 266 Ayşe Şengül. Havası ne kadar güzel değil mi? He ya, güzel. Girebilir miyim? Olmaz mı? Ama benim canım yüzmek istiyor. Çıldırdın mı kız? Bunun adı deli çayı. Baktı mı adamı Saddam'ın yanına kadar götürür. Ama baba, oralara kadar gitmem ben. Şuracıkta yüzerim. Sür bakayım. Ula bu etekler niye bu kadar kısa yapıyorlar? Hadi, hadi yürü bakayım, yürü. Ya hala bacakların gözüküyor oğlum. Benim ilkokuldan mezun olmuş olmam babamın tüm dertlerinin bittiği anlamına gelmiyordu tabii ki. Sırada daha ortaokul vardı. Babam benim okumaya devam etmek istediğimi duyunca yine pek bir dellendi. Ve bu defa da ortaokulu evimize getirmeye kalktı. Kuyruklu 7. Altında ne var? 4. 7, 8, 9, 10, 11. Biri elimize alayık, buraya yazayık. Şimdi 5, 6, 7. Elimizdeki biri de alayık. Ne oluyor? Burası 8 oluyor. Bu biri de aşağı indirik. Haydi, ne yaptı? 181. Ula bu kadar basit, ben bunu biliyorum. Sana öğretebilirim. Okula ne gerek var lo? 2x Next. Artı 34 eşittir. Lan ne o? Y. Ne y'si lo? X eksi 16 eşittir y. Next. X eşittir soru işareti. Ula bırak Allah aşkına. Ula x'i fikçi de eksik kalsın lo. Hey! Ben kararlıydım. Ne yapıp edip ortaokula gidecektim. Bu sefer de çatıya çıktım. Ana! Kızım niye çıktın çatıya? Çabuk aşağıya in. İnmeyeceğim işte. Ben okula gitmek istiyorum. Okuyacakmış. Orada durursan biz senin ruhuna Fatiha okuyacağız. Allah korusun. Okula gitmiyorsam öleyim daha iyi. Bir. Tamam. Okula gidirsen. Ünetçi keçi. Anlaşılan bu memlekete bir okul daha yaptır hocam. Eğitime katkımız büyük olacak. Ula ne sürütüysen? İn çabuk aşağıya.
Babam sözünü tuttu ve anamın adına bir de lise yaptırdı. 370'te her yıldız. Ve ben liseden de hem de top dinname ile mezun olmayı başardım. Biricik Altay. Evet. 2974 Yılmaz Karaman. Sağ olun. 1138 Sebahattin Mutlu. 1864 Şamil Kavkaz. 1864 Buraya kadar gelip de üniversite kapısını zorlamadan pes edeceğimi sanmıyordunuz herhalde. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Buyurun ağa, buyurun. Ayakta kalmayın, buyurun. Şöyle sedra oturuk. Hele buyur evladım, sen de geç. Hele, ayran çalkalayın, su getirin, koş. Ancak babam bu defa başına gelmek üzere olan felaketi önceden hissetmiş olacak ki, aklınca ben üniversiteye gitmeyeyim diye bütün önlemleri almaya başlamıştı. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza isteyin. Beni komşu ailelerden birinin süper saftorik suratlı oğluyla evlendirmeye kalktı. Üniversiteye gitmemi engellemeye çalışıyordu aklınca. Ama ben üniversiteye gitmeyi kafama koymuştum. O ağaysa ben de ağa kızıydım. Vallahi ağam, kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Misafire, misafire. Aramızdaki soğuk savaş gün geçtikçe daha da kızışıyordu. Ben gece gündüz ders çalışıp en sıkı şekilde üniversite sınavlarına hazırlanırken babam da yoluma taş koymak için elinden geleni ardına koymuyordu. Ama dedim ya, o ne kadar inatçıysa ben onun iki katı inatçıydım. Babam, üniversite sınavlarına başvuru zamanı geldiğinde sırf ben başvuru parasını vermeyeyim diye harçlığımı kesmeye bile kalkıştı. Ama ben boş durmadım. Para kazanmanın bir sürü yolu vardı. Babam sırf ben evden çıkmayayım diye konağın her tarafına nöbetçiler dikmeye kadar götürdü olayı. Bir kez deli kıza çıkmış yadım. Artık hiçbir engel durduramazdı beni. Hey.
komik değil mi? Millet film artisti olmak için evden kaçarken ben üniversite sınavına girmek için kaçıyordum evden. Sağ olasınız. Sen de sağ ol. Bir dakika. Alın. Bu da size uğur getirir. Ama sen ne olacaksın? Benim yeterince uğurum vardır. Merak etmeyin. Allah sizin açıklığı versin. Sağ ol. Sana da. Postacı, bize mektup yok mudur? Açın lan yolu, devlet memuru geçiyor. Açın lan. Bak postacı geliyor, selam veriyor diye şarkınız bile var ama sen böyle selamsız sabahsız geçiveriyorsun postacı. Nasıl olacak bu iş? Yılmaz Karaman, Çanlıbağ köyü. Ha, benim. Çoban Yılmaz, sen misin? Evet benim. Allah Allah. Nereden anladın? Bu sanadır. Ana! Üniversite sonuçları geldi demek. Sağ olasın. Sen şimdi kendi kendine mi girdin bu üniversiteye yerleştirme sınavına? He. Niye? Okuyup adam olmak için. He. Tabii memlekete okumuş çobanlar da lazım. Çoban kalmamak için okuyup adam olacağım ben. Ula çobanlık kötü bir şey midir ki? Okuyup adam olmak daha kötü bir şey midir? Tüh be. Ya kazanamadın değil mi sınavı? Ulan sen kim, üniversite kim? Kendini üniversiteye yerleştirecekmiş de, okuyup adam olacakmış da, Allah'ın çobanı işte. İkinci tercihimi kazanmışım. Ne? Ben Ankara bizim köye daha yakındır diye ODTÜ bilgisayar mühendisliğini yazmıştım. Ama puanım İstanbul'un en iyi üniversitesinin bilgisayar mühendisliği bölümüne yetmiş. Bilgisaray mühendisliği mi? Bilgisaray değil postacı, bilgisayar. Tabii tabii anlıyorum. Allah utandırmaz inşallah. Sağ ol. Yılmaz Çoban. Buyur. Sen hiç son zamanlarda senin keçileri saydın mı hiç? Keçileri mi? Yoo. Bence bir ara saysan çok iyi edersin. Bana birkaç tanesini kaçırmışsın gibi geldi de. Biricik Hanım'ı nereye yerleştirdiler acaba? Posta! Sen ver gözüm onları, ben dağıtırım içeride. Olmaz. Önce müjdemi isterim. Önce müjdeni mi istersen? He ya. Bu zarf Biricik Hanım'a gelmiştir. İçinde müjdeli bir haber olabilme olasılığı vardır. Zarfı kendi ellerimle teslim edip bahşişimi almadan hiçbir yere gitmem. Bana bak, o zarfın içinden müjdeli değil de kötü bir haber çıkarsa
Bahşiş yerine 40 sopa yesin. Kardeş, sıkı tutuyor değil mi köpeği? Vallahi kurban, benim onu ne kadar tuttuğumdan çok onun kendine ne kadar tuttuğu daha önemlidir. Yapma ya. Hadi buyur o zaman. Hele bir destur. Çarıklarını sil bakalım. Geç. Çıkart kızım. Çıkart. Şu ampulü yerinden çıkart. Ya Korhan dedem, sen bu ampulün patladığından emin misin? Tabii eminim kızım. Puf etti böyle açarken. Allah Allah. Halbuki daha dün değiştirdiydik biz bunu. Ses mes de gelmiyor. Ya Esat'tan da öyle. Tak kızım, tak. Tak ampulü, tak. Yürü. Taktım Korhan dedi. Yürü. Yürü. Ver lan şunu. Ben vereceğim onu Biricik Hanım'a. Bağırma lan. Osman Ağa'mı uyandıracaksın şimdi. Sonra hepimiz köpeklere yem edecek. Ya versene şunu ya. Bahşişimi yedirmem kimseye. Tuz, dur bakalım. Önce güvenlik kontrolü yapacağız. Güvenlik kontrolü mü yapacaksınız? He ya. Osman Ağa'mın düşmanları içine zehirli toz neyin koyabilirler biliyor musun? Yok ya, merak etmeyin. Ben kontrol ettiydim onu. Osman Ağa'nın düşmanlarından falan gelmiyor o. Kimden geliyor peki? ÖSYM'den. Neden? ÖSYM. Aha bak, zarfın köşesinde de yazıyor. ÖSYM. Bu ÖSYM ne demek oluyor yani? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. Ana! Ulan sen nasıl konuşuyorsun lan? Ya kurban, yapmayın. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ulan sen daha şu kapıdan girmeden önce uyarıp akıllı olacaksın, terbiyeli olacaksın diye uyarmadın mı ha? Uyarmadın mı? Ya ağalar, ben ne dedim şimdi size ya? Ulan öyle ulu orta yerleştirme merkezi falan filan diyen ben miyim sen misin lan ha? Ayıp değil mi lan ha? Yok ağalar, ben öyle demek istemedim vallahi. Üniversiteye sınavla öğrenci yerleştirilen yer oluyor burası. Üniversiteye mi? He ya. O zaman en başından öyle söylesene ya. Ya ben başka ne dedim ki ya? Ver şunu. Muharrem! Bu ne gürültü? Babamı uyandıracaksınız şimdi. Postacı size yerleştirmek. Postacı size sınav yerleştirmek. Postacı sizi üniversiteye yerleştirme merkezinden bize getirmiş de. Oh be. Ay. Buyurun Biricik Hanım. Allah'ım, sonunda sınav sonuçları belli oldu değil mi? He ya, olmuş demek ki. İçinden hayırlı haberler çıkar inşallah. Hayırdır Biricik Hanım, iyi yerleştirmişler mi? İyi bir üniversiteye yerleştirmişler mi inşallah? Babam kesin öldürecek beni. Yapmayın ya. Puanınız o kadar düşük demek. Postacı. Seni burada mı dövelim yoksa çıkışta mı dövelim? Ne dersin? Babam ölse beni İstanbul'a salmaz. İstanbul'a mı? İstanbul'a mı? He ya. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinin ekonomi bölümünü kazanmışım. Ya Türkiye'nin en iyi okullarından biri burası. Allah'ım ne kadar müjdeli bir haber. Yazık. Çok yazık vallahi. Bana bakın, dayak mayak atmak yok. Sınavı kazanmış sonuçta. O zaman dövmeyelim, köpeklere yedirelim. Gel. Durun, ben köpekten çok korkarım. Gelecek. Ne oluyor? Yok bir şey baba. Ne oluyor? Sen aklını mı kaçırmışsın kızım? Olmaz öyle şey. Lan olamaz. Senin ne işin olmuş İstanbullarda? Ya okumaya gideceğim baba. Bundan daha güzel, bundan daha faydalı bir iş var mıdır şu dünyada? Subhanallah. Okumaya gidecekmiş. Duyuyor musun Korhan baba? Duyamaz çünkü Fashion TV izliyor. Duyamaz çünkü iç çamaşırı defilesi izliyor.
Görüyor musun sen Leslie'ca? Ulan sen bakma ahlakı bozuldu. Buradan kalkıp daha İstanbul'dan okumaya gidecekmiş. Yok yok. Sen kesin aklını kaçırmışsın. Ben seni yarın erkenden Mahsun Hoca'ya götüreyim. Götüreyim. Mahsun Hoca sana okusun üflesin. Benim gibi bir babayı üzmeyi unutasın. Aklına şeytanca fikirler gelmesin. Niye böyle yapıyorsan baba? Niye bir kez olsun biricik kızın için sevinmiyorsan? Üniversite sınavlarına giren her genç kızın rüyası bir okulu. Hem de birincilikle kazanmış diye. Niye onunla gurur duymuyorsan baba? Niye baba? Niye? Niye baba ya? Niye? 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 Niye baba? Niye? 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 Kes. Sağ ol Korhan Didem. Olmaz kızım, olmaz. Hem sen bana sordun mu? Ben bu üniversitenin yerleştirme sınavına girebilirim diye. Sen benden izin aldın mı? Ben sınavlara girebilirim dedim mi? Ha? Dedim mi? Aldın mı? 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 Oh. Sağ olasın. Çok iyi geldi Korhan Bey. Sorsam hiç izin vermeyeceğini bildiğim için boşu boşuna sormadım tabii ki. Ha bak, hayatta boşu boşuna hiçbir şey yapmaman gerektiğini peki bilirsen işte. En başından bana sorsaydın, ben sana boşu boşuna kendini helak etme kızım derdim. Nasıl olsa izin vermeyeceğim ben seni oralara yerleştirmelerine derdim. Boşu boşuna sınava girmişsin. Boşu boşuna mı? He ya, boşu boşuna. Çünkü benim İstanbul'a gönderip de kurda kuşa yem edecek kızım yoktur. Bu son sözüm müdür baba? He ya, son sözümdür. Benim çok uykum geldi. Ben yatmaya gideyim. Allah rahatlık versin kızım. Ha, bu arada istediğin çatıya çıkıp istersen kendini aşağıya atarsın. İstersen kanatlanıp kuş gibi uçarsın. Ama az önce dediğim gibi bence hiç boşu boşuna yorma kendini. Çünkü benim bu kararım hiçbir zaman değişmeyecek. Göreceğiz bakalım. Ağa mı Yaman? Ağa kızı mı? Biricik kızım. Kesin bu İstanbul'dan bana bir kız buluruz değil mi? Yahu keşke gideydik şu İstanbul'a be. Al bunları. Yok anam, ben bunları alamam. Bunlar senin gelinlik altınlarındır. Pek bir değeri vardır. Pek bir anısı vardır senin için. Tam 20 yıldır bu mendilin içinde hiçbir işe yaramadan durur gider bu altınlar oğul. Hem bu hayatta evlat değerinden, evladın yüzündeki bir gülümsemenin değerinden daha değerli bir şey var mıdır ki? Sen şimdi bunları al, oku, adam ol. Benim de, çoban babanın da, kardeşlerinin de göğüslerini kabart. İşte bu alnımıza takacağımız en büyük altınlardan daha değerli olacaktır. Ama şimdi söz vereceğiz sen Yılmaz oğul. Büyük adam olunca bunlardan daha çoğunu alıp getirip ananın koluna takacağım. Tamam, söz. Aç.
Haydo. Kim var orada? Defol. Oh. Oh. Evet Sayın Başbakanım, sizden bizim Çanlıbağ Köyü'ne de bir Çanlıbağ Köyü Üniversitesi kurmanızı isteyem. Evet, zahmet olmazsa çok sevinirim. Bizim kız okuyacak da. Ağam! Ne? Okullar mı açıldı? Ne var lan? Uykunun en tatlı yerinde hiç utanmıyor musunuz ağanızı uyandırmaya? Biricik Hanım ağam, Biricik Hanım. Ne? Gene çatılara mı çıkmıştır Biricik Hanım'ınız? Vallahi hiç umurumda değil. Siz de takmayın kafanızı. Sabaha kadar keçi inadıyla dursun çatıda, dursun da üşütüp bir güzel hasta olsun. Olsun da görsün gününü. Heh, nasıl olsa atlayacağı yoktur. Yıllardır benimle kafa buluyor lo. Ağam bildiğin gibi değil. Biricik Hanım kayıp. Ula nasıl kayıp? Basmaya kayıp. Konağın altını üstüne getirdik. Hiçbir yerde bulamadık ağam. Hayal. Ula yatak odasına baktınız mı? Ne haddimize ağam. Kapısına vurduk ses etmedi ağam. Ula bir de ben vurayım şunun kapısına. Sevgili babacığım, beni üniversiteye göndermediğin için intihar etmeye karar verdim. Ama bunu sen istedin. Artık çok geç. Sen de bu vicdan azabıyla nasıl yaşarsın bilmiyorum. Madem İstanbul'a gidemiyorum, ben de öbür tarafa giderim. Biricik kızım, biricik. Akıbetinin ne olacağını. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Oley, 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 oley. Sanki kendini İstanbul'larda bir okula yerleştirmek yerine buralarda daha yakın bir okula yerleştirseydin vallahi kıkımı bile çıkartmazdı. Ula tamam kabul. İlk başta yine bir miktar kıkımı çıkartırdım. Ama yine en sonunda sona kıyamazdım. Gitmene izin verirdim be kızım. Yani hiç aynı şey değil ki buradan kalkıp da İstanbul'a gitmek. Hiç aynı şey değil ki. O zaman ben her gün seni almak için senin okul çıkışına gelemezdim ki kızım. Şu anda yaşıyor olsaydın öyle ne desen kabul ederdin. Ne istersen yapardın bileyim sen. Güzel Allah'ım seni bana bağışlayaydı. O zaman bırak İstanbulları Fizan'a bile gitmene ses çıkarmazdım be kızım. Yani ben kendimi köprüden aşağıya atmamış olsaydım. Yani şu an sapasağlam hayatta olsaydım, benim İstanbul'a gitmeme izin verirdin öyle mi? He ya, vallahi verirdim. Esrahtan mı? He ya, esrahtan. Söz mü peki? He ya, söz. Bak, sonradan sözden dönüp kalleşlik etmek yoktur ama. Yok, tövbe, etmezdim kalleşlik neyin. Yemin et. Vallahi. Biricik! Unutma söz verdim, bir de yemin ettim. Kızım!
Her defasında seni nasıl kandırıyorum ama? Her defasında beni kandırıyorsun ama artık babanın yaşlandığını unutmayasın. Bu defa Esak'tan da az kalsın şu yaşlı kalbimi durduruyordun, haberin olsun. Umarım bu minik kalp krizi esnasında bana verdiği sözü unutmamışsın. Şeye verdiğim sözümü? Ula hangi sözden bahsediyorsun? Baba, unutma ki hala köprünün bayağı bir yakınındayım ha. Buradan bile uçarım istersen. Ne? Hatta şöyle bir 3-4 adım gerilersen daha iyi süzülebilirim ha. Vallahi ben bir şey hatırlamıyorum. Ula başımın tatlı belası. Tamam mı? Tamam. Heh. Ne tamam? Şimdi söyleyeyim bak. Üniversite okumaya. İstanbul'a. Gidebilirsin. Ama bir şartım vardır. Bir şart mı? Heh, bir şartım vardır. Neymiş o bir şart? Beni de sizin üniversiteye yerleştireceksin. Ne? Seni de bizim üniversiteye mi yerleştireceğiz? He ya, ben de senin gibi üniversiteli olacağım. Bundan gayrı üniversiteli Osman Aga diyecekler bir yer. Ya yapma etme gözünü seven babam. Bu yaşta ne üniversitesinden bahsediyorsan sen? O kadar sene okula gittin. Orada sana hiç okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur diye bir atasözü öğretmediler mi sana kızım? Ama... Ben sözümü tutayım. Sen İstanbul'a gitmene izin veriyorum valla. Ama bu defa ben de geleyim seninle okumaya. Ya baba sen aklını mı kaçırdın? Aklını mı kaçırdın Allah'ın sen ya? Ya böyle durup dururken nasıl yerleştireceksen kendini Türkiye'nin en iyi üniversitesine? Allah büyüktür kızım, Allah büyüktür. Bir yolunu buluruz elbet. Ya hala bir yolunu buluruz diyor ya, hala bir yolunu buluruz diyor ya. Ya Osman baba, ağa baba. Aklı hepimizden er, yüreği hepimizden bol baba. Ya sen daha üniversite sınavlarına bile girmemişsin ya. Elbet, benim gibi müstesna bir kişilik için kafadan ayırdıkları bir kontenjan vardır herhal. Kontenjan mı? He ya, ağa kontenjanı. Normalde belki bu hayat tecrübesiyle benden orada ders bile vermemi isteyebilirler ama... Şimdi durup dururken başkalarının ekmeğiyle oynamak bize hiç yakışmaz, biliyor musun kızım? Ya ben niye burada boşu boşuna kendimi paralayayım ki? Seni daha üniversite sınavına girmeden üniversiteye almaları imkansız zaten. O zaman kayıt bürosunda görüşürüz kızım. Görüşürüz ağa babam. Ama unutma, ben sen gelsen de gidiyorum İstanbul'a, sen gelmesen de gidiyorum. Tabii. Tabii. Üniversitenin çayhanesinde görüşürüz kızım. Nusret! Ulan senin adın Nusret mi? Nusret! Emret ağam. Beni şu üniversiteye nasıl yerleştireceğiz? Çabuk bir yolunu araştırın bakalım. Emrin başım üstüne ağam. Ben olmadı, sorun bakalım okula bir hademe neyin bir şey lazım mıymış? Ha? Hademe mi? Hademe? İcabında yerleri bile silerim. Kızımı şehirli züppelere bırakacak göz var mıdır bende? Emredersin ağam. Mutlaka kendimi o üniversiteye yerleştirmenin bir yolunu bulmam lazım, mutlaka. Emredersin ağam. Hadi. Ağam. He. Eğer biz de seninle birlikte geliyorsak İstanbul'a, kendimiz için de ya bir bakalım mı fakülte neyin? He ya, bakın tabii. Bir bakın bakalım. Sor bakalım feza mühendisliğinde boş yer var mıdır? Oy, feza mühendisliği mi? Hadi lan, yürü! Lan yürü! Am! Bulduk, am! Bulduk! Yine ne kaybettin de buldun Meherrem? Çekil, film seyredeyim lo! Seni Birce Hanım'ın üniversitesine nasıl yerleştireceğimizin yolunu bulduk ağam. Ne diyorsun sen Muharrem? Aha işte burada yazıyor ağam. Birce Hanım'ın üniversitesinde akşamları parayla İngilizce kursları verirlermiş. İngilizce kursu mu? He ya, İngilizce kursu ağam. Aslında yanında Almanca kursu da varmış ama siz öyle terbiyesiz lisanlarla ilgilenmezsiniz diye biz hiç broşür neyin istemedik. He, iyi etmişsiniz. Bunun yerleştirme sınavı ne zaman oluyor? Ulan bunun sınavı da şimdi çok zordur. Ben tek kelime İngilizce bilmiyorum.
Yok yok ağam. Üniversitenin bu kısmına yerleştirmek için sınav manava hiç gerek yoktur. Parayı veren herkes çok kolay yerleştiriverir kendini. Öyle yapma ya, yemin burası çek. Valla. İngilizce kursu he. Korkmuyorum. O zaman ben de yerleştiriverdim gitti kendimi. Ulan gel bakayım, aferin aferin. Ulan sen git lan, hadi yürü yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Alayım ağam. Al bakalım. Kurabiye bak. Hepsi sığdı mı eşyalar? Hayır. Hepsi kamyonete yüklendi ağam. Bir konağın kendisi kalmıştır yüklemedik ağam. Aslına bakarsan 15 gün kalacağız lan. Çok fazla mı yüklendik acaba? 15 gün mü? 15 gün. Biricik Hanım'ın üniversitesi 15 günlük bir üniversite mi ağam? Lan salak. Sen ne gülüsen lo? Elbet değildir. Ben 15 günde biricik hanımı bu sevdadan vazgeçirmek için elimden geleni yapacağım tabii. O kadar bile kalmadan gerisin geriye döneceğiz artık. Ana! Öyle turistik develer gibi dikelip durmayın şurada. Alın şunları elimden. Hayırdır Korhan dedem, yıkılıyor. O da ne demek? Pek bir yakışıklı olmuşsun da ondan yani. İstanbul'a giderik oğlum. Orada öyle şalvarla dolanırsak pek beğendiremeyiz kendimizi, anladın mı? Tabii tabii. Hadi bakalım hadi. Ulan kuvvetli bağlayasınız oğlum. Sıkı bağlayasınız, anlıyor musun? Yolusundur. Eşyaları telaf etmeyin. Acele edin, geç kalayık, yolumuz uzundur oğlum. Korhan baba, bu ne haldir? Ya Evren Paşa gibi olmuşsun ya. Ne varmış halimde Osman oğul? Hiç bir şey yoktu. Siz kendinizi açıp bakın da onunla olay edin. Ben şehirde herkesler nasıl giyinirse öyle giyinmişim vallahi. Am, Lezi yine bize bir şey anlatmaya çalışıyor herhal. Ne var oğlum, ne oldu? He, mazotumuz azdı. Ana yola çıkmadan mazot alacaktık, onu hatırlatıyor akıllı bıdık. Hadi Osman oğul, İstanbul bizi bekler. Hala neden vurmayız kendimizi yollara? Hadi bakalım o zaman, yolcu yolunda gerek. Ağam. Ha buyur Muharrem. Bu senedir ağam. Nedir lo bu? Hediyedir ağam. Hediye midir? He. Ha, arkadaşlarla birlikte sana bir okul hediyesi verelim dedik de. Okul hediyesi mi? Okul hediyesi. Allah Allah. Oğlum ne zahmet etmişsiniz lo. Ulan gider ayak beni duygulandırdınız. Yani ağa olmasam vallahi ağlayacaktım. Kusura bakma ağam. Her şey çok ani olduğu için sana layık bir şey bulamadık. Biz de bari kendi hediyemizi kendimiz yapalım dedik ağam. Ula tut bakayım şu lastiği. Allah Allah, ula bu nasıl bir şeydir? Dur bakayım lo. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi heyecanlanmışım. Ula bu ne güzel bir şeydir. Bu ne güzel bir hediyedir. Bu ne kıymetli. Ula bu nedir lo? Cetveldir ağam o. Ta cetveli. Ta cetveli mi? Televizyondaki filmlerde hep gösterirler ya ağam. Bütün üniversiteye gidenlerin kolunun altında mutlaka böyle bir cetvel vardır. Senin kolun altına da bir tane böyle yakışır diye düşündük ağam. Onu işe ettik yani. Evet, teşekkürler. Dikkat edersen %100 meşedir ağam. Yağmurda çamurda hiçbir şeycik olmaz. Ula bunu böyle mi taşıyacağız? He ağam, öyle taşıyacaksın. Ula bak bakayım ula. Ula nasıl oldu? Yakıştı mı? Vallahi tam bir üniversiteli gibi oldu ağam. Vallahi oldum değil mi Muharrem? Olmaz olur musun ağam? Üniversite öğrencisinin kralı oldum be. Hadi bakalım tekerlek dönü. Öyle baba, rahat mı sen? Rahatım rahatım. İyi iyi. Biricik'i almayacak mıyız? Vallahi gelirse alacağız. Ulan kızım Biricik. Gelir misin? Gelmiyor musun?
Hadi kızım vazgeç artık şu inadından. Gel gidelim artık yolumuza. Oğlum ne olursa nasıl sen vazgeç şu inadından. Yok kızım ben inadımdan vazgeçmeyeyim. Ya baba senin ne işin var İstanbullarda ya? Senin ne işin varsa benim de aynı işim vardır be kızım. Aynı senin gibi üniversite okumaya gideceğim. Ne demiş peygamberimiz? İlim Çin'de de olsa gidip bulacaksın. İyi o zaman ben de kendimi atarım buradan. At bana ne? Nasıl olsa ben sen gelsen de gideyim, gelmesen de. Hatta gelmesen senin yerleştirme kağıdını bir yere veresen, ben kendim senin yerine okuyayım. Haydi tekerlek Tony. Of ya, niye ben ya? Niye hep ben ya? Beni de bekleyin. İstanbul yolcusu kalmasın. Gidem, gidem. Ver. Sana inat. Önce master, sonra doktora yapmazsam ne olayım baba? Yap kızım, yap. Ne güzel. Seni bahanenle ben de yaparım hepsini. Yakışır ağam sana. Yağcılık yapmayın lo. Yalnız benim anlamadığım o taşı neden boynuna takmışsın sen kızım? İntihar ederken daha inandırıcı olayım diye. Ya? Esahtan da pek bir inandırıcı olmuşsun kızım. Ödümüz ağzımıza gelmiştir. Hiç öyle bir hali yoktu ama. Sen de kes sesini. Kardeşine iyi davranasın. Ya baba, ikide bir kardeşin deyip durma şuna. Hadi bakalım. Ver elini İstanbul. Hadi kalın sağlıcakla. Sen de sağlıkla git, sağlıkla dön Yılmazoğlu. Merak etme çoban babam. Okuyup adam olacağım, öyle döneceğim yanına. Sen adam olduğunu çoktan ispatladın bize Yılmazoğlu. Hem öyle sadece okumakla adam olunmaz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum çoban babam, biliyorum. Benim de tek emelim size karşı olan borcumu ödemiş. Ne borcu oğul? Bundan böyle ne edeceksen önce kendin için et. Sonra da çocukların için et. Bize karşı hiçbir borcun yoktur Yılmazoğlu. Hakkını da ak sütünü de helal et hanım. Helal olsun oğul, helal olsun. Hadi bakalım bilgisayar mühendisi bey. Yolcu yolunda gerek. Bilgisayar değil çoban babam, bilgisayar. Aman ha saray ha sayar. Benim gibi bir çoban için ne fark eder ki Yılmazoğul? Biricik hanım. Bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim karımdan yadigar.
yanımdan ayırmam ölene kadar. Yalnız kalınca köyde akşamları aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim biricik babam, sözüdür kanun. Aklıma düşeni yaparım belki ya.